أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتظاهرين عزيز يناريم değerli Taha Suresinin 125. ayetine inşallah bugün başlayacağız. Surenin sonuna doğru geliyoruz. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Allah'a sığınanlar. Ve Allah'a min Ve Allah'a sığınanlar. Ve lem necid Ve Allah'a Andolsun biz daha önce Adem'den bir söz almıştık. Onunla bir ahitleşmiştik adeta. Fakat o verdiği sözü unuttu. Onda bir azim ve sebat bulamadık. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Adem Aleyhisselam'dan nasıl bir söz alınmıştı? İşte cennette yaşayacaktı. Orada sadece bir tek ağaç kendisine yasaklanmıştı. Kur'an'ın ifadesine göre. O ağacın ne olduğunu biz bilmiyoruz. Ondan yemesi içmesi yasaklanmıştı. Fakat Adem Aleyhisselam şeytanın vesveselerine bir şekilde inanarak Rabbine verdiği bu sözü unutmuştu. Cenab-ı Hak onu azimli bulmadık buyuruyor. Buradan bir şey anlıyoruz. Demek ki insan Rabbi ile ahdini unutmamalı. Unutunca bir şekilde Allah'ın istemediği bir konuma, istemediği bir duruma düşüyor. Zaten zikir de zikrullah dediğimiz Allah'a zikretmek meselesi de insana sürekli bu hakikatleri hatırlatarak, Allah'a verdiği, o ezelde verdiği sözü hatırlatarak, elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim sözünü adeta hatırlatarak, kulu uyanık tutmaya yönelik bir e, alıştırmadır, bir yardımcı ibadettir zikrullah. Hemen hemen birçok ibadetin bizlere farz kılınmasının temelinde bizim unutkanlığımızı ortadan kaldırma hedefi yatar. Zira insan gerçekten Rabbine iman ediyorsa Rabbini hatırladığı ölçüde, hatırladığı zikrettiği ölçüde gafletten uzak olur ve masiyetlere düşmez, yanlışlara düşmez. yüce Rabbimiz burada Adem atamızın şahsında insanın böylesi bir özelliğine dikkat çekmiş oluyor. Bir de az, azim bulamadık diyor. Velem necid azme azma bir kararlılık. Bir kesin niyet tam bulamadık. Buradan bir şey daha anlıyoruz. Yüce Rabbimiz kulları azmederse o azmettikten sonra onları muvaffak kılıyor. O zaman iyi bir kul olmaya azmetmek, haramlara düşmemeye azmetmek, farzları yerine getirmeye azmetmek gerekiyor. Azmetmek dediğimiz Arapçadaki azim kelimesi güçlü irade diyelim. İnsanın içindeki güçlü irade ama kesin kararlılık yapmaya yönelik bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya yönelik kesin kararlılık haline azim diyoruz. Feyza azemte fetevekkel alallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a da hitaben Cenab-ı Artık sen bir şeye azmettin mi? Allah'a güvenip dayan. Demek ki kuldan iki şey isteniyor. Bir, unutmamak. Unutmamak için çarelere başvurmak, vesilelere sarılmak. Allah'ı unutmama adına daimi zikir haline geçmek. Ayaktayken, otururken, yan üzere uzanıp yatarken sürekli Allah'ı hatırlayacak bir gönle kavuşmak. Böyle olursa bir de insan azimli olursa Yüce Rabbimiz o kulunu gerçek anlamda koruyor, muhafaza ediyor. Hem günahlara karşı muhafaza ediyor hem de hayırlara karşı muvaffak ediyor. Buradan bu iki büyük mesajı almış oluyoruz. Tabi peygamberler efendim Allah'ın seçkin kulları. Adem Aleyhisselam da ilk peygamberlerden. Onun ilk peygamber olduğuna iman ediyoruz. Cenab-ı Hak peygamberlerin şahsında da zaman zaman böylesi biz onlara zelle diyoruz. Peygamberlere hürmeten e, ufak ayak kayması gibi bir e, mana e, vermiş oluyoruz. Bu daha çok hürmet ifadesi. Elbette e, peygamberler de zaman zaman böylesi istiğfar edecekleri bir konuma düşerler. Allah böyle ...onlar da insan beşer netice itibariyle düşerler... ...ve ancak düştükleri yerde kalmaz... ...hemen kendilerine gelir istiğfar ederler... ...nitekim Adem Aleyhisselam da... ...böylesi bir e, Allah'ın yapma dediğini yaptığı için... ...hemen istiğfara sarılmış... ...Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik... ...eğer bağışlamayacak olursan kaybedenlerden oluruz diyerek... ...suçunu itiraf etmiş ve Allah'tan bağışlanma dilenmiştir. İşte insana lazım olan da budur. Yani beşeriz, şaşarız, düşeriz. Zaman zaman günaha düştüğümüz olur. Gaflete düştüğümüz olur. Böylesi durumlarda hemen istiğfara yönelip, tövbe ve istiğfara yönelip, Rabbimize günahımızı itiraf edip, affını, mağfiretini ondan talep edersek, Cenab-ı Hakk'ı da bağışlayıcı bir Rab olarak her zaman buluruz. Önemli olan budur, günahta ısrar etmemektir. Yapılan hatayı anladıktan sonra hemen dönmektir, halini ıslah etmektir. Bunlar bize Kur'an tarafından öğretilen yollar, yöntemler efendim. Burada yine bir şöyle bir incelik var. Adem Aleyhisselam böylesi bir hataya düşmüş olmasına rağmen işte bir şekilde zelle işlemiş olmasına rağmen. Allah'tan ümit kesmiyor ve Allah'ın yine seçkin kullarından oluyor. Peygamberlerden biri soruyor. Öyleyse günaha düşen insanda hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemeli. Madem ki gafur rahim olan, çok bağışlayan çok affeden bir Rabbimiz var. Öyleyse hiçbir günah Rabbimizin affından ve mağfiretinden daha büyük olamaz. Ümitsizlik daha büyük bir çukurdur. Allah cümlemizi Öylesi ümitsizlik girdabına düşmekten muhafaza buyursun efendim. En büyük e, insanın düşebileceği girdap ümitsizlik girdabıdır. Allah da hiçbir zaman kulunu ümitsizliğe mahkum etmez. 116. ayet şimdi yine Adem Aleyhisselam'la ilgili. Biz kulna lil meleketi secdu li Adem. Fesecedu illa iblis. Ebe Evet, biz bir vakit meleklere Adem'e secde edin demiştik. Hepsi secde ettiler. Ancak iblis secde etmekten kaçındı. Evet, yaratılışın başlangıcında böyle bir sahne var. Yüce Rabbimiz bütün meleklere secde edin emrini verir. Orada aralarında iblis de vardır. İblis cinlerden birisi olmasına rağmen, Demek ki o topluluğun içinde bulunuyordu. Herkes etti, o etmedi. Bu sahne birkaç yerde Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanır. Cenab-ı Hak sorar, niye secde etmedin, secde et dediğim halde deyince, ben ondan hayırlıyım der, ben Adem'den hayırlıyım. Çünkü onu sen topraktan yarattın, beni ise ateşten yarattın diyerek kendi adeta yaratılış maddesine bakıp Allah'ın emrine emre hakkında yorum yapar ve teslim olmak yerine böyle bir yoruma sığınır. Ee, Cenab-ı Hakk'ın da huzurundan tard edilir ve şeytani lain olur işte. Lanetlenmiş şeytan haline dönüşür. Öyleyse insan Rabbin emirleri karşısında neden ve niçinini sonradan öğrensin. Ama önce Allah'ın emrettiği emrini yerine getirme adına bir teslimiyet arz etsin. Semiyana ve atana desin. İşittik ve itaat ettik desin. Allah faizi haram kılmıştır ayeti hemen okunduğunda hemen iman etmeli, teslim olmalı. Ha, sonradan bunun hikmetlerini öğrenmek için çalış. Acaba cana bak niçin haram kılmıştır diye çalışabilirsin. Sebe i̇lletini, sebebini, hikmetini araştırabilirsin. Ama müminsek, Allah'a iman ediyorsak, biz Allah'ın kulu isek, bize düşen öncelikle semiyana ve atana, işittik ve itaat ettik diye bir teslimiyet göstermektir. Teslimiyet gösterdikten sonra zaten Yüce Rabbimiz gönlümüzü açacak ve o emrin hikmetini en güzel şekilde bize kavratacaktır. İblis kendince bir efendim o emri tarttı, ilahi emri. Esasen burada efendim iblisin kovulmasına sebep Adem'e secde etmemesi, Adem'i küçük görmesi değil belki Allah'ın emrine adeta karşı gelip onu kendince yorumlayarak başka bir şekilde efendim döndürmek istemesi. burada Allah'ın emrini beğenmemesi var. Yani bana nasıl böyle bir secde emredersin ki ben ondan üstünüm dercesine Cenab-ı Hakk'ın emrini beğenmiyor. İşte bu ve benzeri sebeplerden yola çıkan alimlerimiz derler ki Allah'ın ayetlerini be beğenmeyen, onları küçük gören, hakir gören, hakir gören kimse inkara düşer. İslam dairesinin dışına çıkmış olur. Dikkat dikkatli olmalı. Yani Allah'ın ayetleri hakkında, farz ve helaller hakkında, haramlar hakkında konuşurken çok çok dikkatli olmalı. Bir şeyi Allah haram dediyse haramdır. Farz dediyse farzdır. Helal dediyse helaldir. sonra bunun hikmetleri üzerine konuşulabilir. i̇şte bu kıssalar, bu ayetler bize nice nice edep öğretiyor. Ayetlere karşı, Rabbimize karşı nasıl edepli olacağız? İblis işte secde etmiyor. Secde etmeyince huzurdan kovuluyor. ne? biz dedik ki diyor Cenab-ı Hak. Ya Adem inne hada aduvul ve li zevcike. Fe la yukhrijannakuma cenneti feteşka. Ey Adem şüphesiz bu iblis senin ve zevcen yani eşin için çok tehlikeli bir düşmandır. Amansız bir düşman. Tarihi mümkün olmayan bir düşmandır. Dikkat edin de sizi cennetten çıkarmasın. Şu içinde bulunduğunuz nimetler deryasından çıkarmasın. Yoksa yoksa eğer çıkarırsa sizi sonra siz bedbaht olursunuz. Yani meşakkatlere katlanmak durumunda kalır. Mutsuz bir hayatınız olur. Hatta hiç belli olmaz. Şakilerden bile olursunuz. Burada Yüce Rabbimiz yine Adem Aleyhisselam'ın ve muhtereme zevcesi annemiz, Havva annemizin şahsında hepimize dersler veriyor. Ve şeytanın müminlerin düşmanı olduğunu, hem de apaçık bir düşmanı, hem de amansız, yavuz bir düşmanı olduğunu bize haber veriyor. Dikkatli olun diyor. Onun vesveseleri sizi kandırmasın. O sizi daima güzel makamlarınızdan, mekanlarınızdan, hallerinizden aşağılara düşürmek ister. Sağdan gelir, soldan gelir, önden gelir, arkadan gelir. Sanki size iyi bir şey tavsiye edermiş gibi gelir. B bütün bu vesveselere karşı uyanık olun diyerek Adem Aleyhisselam'ın şahsında bütün insanoğlunu, insanlığı, yüce Rabbimiz Uyarmış oluyor. Sakın bu cennetten sizi çıkarmasın. Ve Cenab-ı Hak şimdi onların cennetteki durumlarını hatırlatıyor adeta. leke illa tecu'a fiha ve tara. Ey Adem, sen o cennette aç kalmayacaksın, açıkta da kalmayacaksın. Yani çıplakta kalmayacaksın. Ve enneke la tuzmeu fiha ve la sen orada susuz, susuz da kalmayacaksın. Susamayacaksın da güneşin altında yanmayacaksın da. Öyle aşırı bunaltıcı bir sıcağın içinde de olmayacaksın. Adeta cennetin efendim o nimetlerini kendisine hatırlatıyor. Bir anlamda istikbal endişelerini gideriyor Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın. Endişe etme diyor. Korkma. Aç kalmayacaksın, susuz kalmayacaksın. İşte eş, giyinecek eşyaların olacak, başını sokacak yerlerin olacak, ee, huzurlu bir şekilde yaşayıp gideceksin diyerek Cenab-ı Hak burada insanoğlunun temel ihtiyaçlarına dikkat çekiyor. İşte yeme ihtiyacımız var, susuzluğumuzu giderme ihtiyacımız var, giyinme ihtiyacımız var, soğuktan ve sıcaktan bizi koruyacak bir barınma ihtiyacımız var. Bunların hepsi sana burada sağlanmış durumda. Ee, bunlar havaici asliye dediğimiz temel ihtiyaçlar. Her insanın temel ihtiyaçları. Allah bu ihtiyaçlardan mahrum bırakmasın. Yani bu ihtiyaçları görülmüş insanlar olalım her birimiz. Bunlar görülmeyecek olursa yine insan o zaman bir takım hallerini de kaybedebilir yine. Allah imtihan etmesin derler. Eskilerin en çok ettiği dualardan bir tanesi. Allah kıtlıkla, yani açlıkla imtihan etmesin. Duasıdır. E, tabii şu an herkes bir bolluk yaşıyor. Evet, darlıkta olanlar da elbette var ama normal şartlar altında o kıtlık yılları anlatıldığına göre, e, işte ekmek bulamayan, su bulamayan insanlar, yine bugün dünya üzerinde böylesi yaşayan insanlar yok değil, eksik değil. Oralara da imdat etmek gerekiyor. E, ama e, işte o açlık ve susuzluk insana ...nice nice kötülükler yaptırabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...fakirlik neredeyse küfre yakın oldu diyor. İnsanı neredeyse... ...inkara sevk edecekti diyor. Bu, bu itibarla... E, ...helalinden... ...insana yetecek kadar... ...gıda, su... ...barınma ve... ...giyinme ihtiyacını... E, ...bir şekilde... E, ...karşılamak gerekiyor. Kim olursa olsun... ...bunu sağlamak gerekiyor. E, aksi halde... E, her, herkesten bunlara karşı da sabır beklemek doğru olmayabilir. Elbette insan düştüğü zaman sabretmesini bilecek, iffetli olacak efendim. Allah'ın gönderdiğine kanaat edecek ama bu çerçeveyi de gerek fert olarak, gerek aile olarak, gerek toplum olarak sağlayabilmek durumundayız. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a diyor ki cennette böyle bir konumun olacak. Fevesvese ileyhi şeytan. Şimdi şeytan ona bir vesvese verip, verip diyor ki gale ya ademu hel edulluke ala şeceratil huldi ve mülkin la yebla. Ey Adem ne dersin? Sana ölümsüzlük ağacını ve asla yok olmayacak bir saltanatın hükümranlığın yolunu göstereyim mi? diyor. Şimdi Yüce Rabbimizin sakın şu ağaca yaklaşma dediği e, buyurduğu emrini çiğnetmek için böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Allah size diyor bu ağaçtan yerseniz siz büyük bir saltanata erersiniz ve ebedi olursunuz. E, onun için size yasakladı. Gelin diyor siz bu ağaçtan yiyin. Evet. insanın zayıf noktaları vardır. Şeytan da insanın bu zayıf noktalarından yaklaşıyor. Normal şartlar altında kimse ölmek istemez. Kimse ihtiyarlayıp el, böyle elden ayaktan bir şekilde düşmek istemez. Erzeli ömre ermek istemez. Yaşamak ister. Bin yıl yaşamak ister. Belki daha fazla ister birçok insan normal şartlar altında birçok insanda bu böyledir. Sadece imanda yakine ermiş e, ve Allah'a aşık olmuş, Allah aşkıyla tutuşan, vusla tarzusuyla bir şekilde e, adeta yanıp yakılan kimseler hariç genelde insanda böyle bir ebediyet tutkusu vardır. Bu ebediyeti daha bu dünyadayken yaşamak ister. Halbuki Cenab-ı Hak bu ebediyeti bize ahirette vaat eder. Ama dünyada da böyle bir tutkumuz vardır. İşte Adem Aleyhisselam'da da elbette o da bir beşer. Biz de onun soyundanız. Bizde olan o duygulardan onda da var. Onda var ki bizde de olmaya başladı. Böyle duygular. İşte ona şeytan bu noktadan yaklaşıyor. Sen sana diyor öyle bir şey söyleyeyim ki bu ağaçtan yersen bak diyor sen ölümsüz olursun. Bir de müthiş bir saltanatın olur. Müthiş bir saltanatın olur. Ve bunu ye, yeminlerle söylüyor tabii. Ee, başka rivayetler ve başka ayetlerden de anladığımız kadarıyla Adem aleyhisselam şeytanın bu Allah adına yaptığı yeminden dolayı efendim onun bu yemininden dolayı aldanır. Ve o ağaçtan Adem ve zevcesi birlikte yerler. فَاَكَلَا <laughs> minha O ağaçtan ikisi de yediler febedet lehuma sevatuhuma ve dafiqa yahsifan <Sessizlik> aleyhima min ve asa adamu rabbahu Adem ve Havva o yasak ağaçtan yediler. Bunun üzerine o edep yerleri, avret mahalleri kendilerine açılı verdi. Üzerlerindeki adeta kendilerini örten o cennet libası her neyse o düşüverdi. Ve onlar da o avret yerlerini hemen cennet yapraklarıyla örtmeye çalıştılar. Ağaç yapraklarıyla saklanmaya çalıştılar. İşte Adem diyor Rabbinin emrine böyle bir şekilde isyan etmiş oldu, karşı gelmiş oldu ve sonra ne yapacağını şaşırdı kaldı. ve şaşırıp kaldı diye müfessirlerimiz açıklıyorlar. Ne yapacağını şaşırdı. Oraya koşsa, buraya koşsa ne yapacağını şaşırıyor. Dikkat edilirse burada Cenab-ı Hak o yasak ağaçtan yedikten sonra onların e, elbiselerinin avret mahallerinden düştüğünü, adeta açlı verdiğini e, beyan ediyor. O insanın ayıp yerleri diyelim. Her varlıkta bir şekilde o avret mahallini gizleme, saklama özelliği olur genelde. İnsanda ta küçük yaşlardan itibaren daha 3 yaşındaki çocuk bile o avret mahallerini saklama ihtiyacı hisseder. Bu fıtridir işte fıtrat. fıtrat bozulmadığı sürece yani böyle bir insan insanlıktan çıkmadığı sürece bu haya duygusu, bu avret mahallerini özellikle aç kapatma duygusu vardır. Ama insan insanlıktan çıkınca o haya duygusu, haya perdesi diyoruz biz ona. Haya perdesi açılınca artık eee e, insanda utanma duygusu kalktığı için ondan her şey beklenir. O o fıtri insan diyelim, o arı duru insan mayasını kaybetmiştir. Maya çürümüş. Bir şekilde e, büyük yara almış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, bütün peygamberler şu mesajı vermiştir der. Utanmıyorsan dilediğini yapabilirsin. Utanma duygusu, ar ve haya duygusu e, büyük bir efendim kalkandır. İnsaniyetimizi koruyan büyük bir kalkandır. Tesettür de bu hayanın bir ürünüdür aslında. O zaman şunu diyebiliriz. Esasen her bir günah o bizim perdemizi biraz yırtıyor. Her günah bir perdemizi yırtıyor, bir ayıplarımız ortaya dökülüyor. O zaman insan hiçbir günah işlememeyi azmetmeli. Evet, insan günah işlememeli ama günaha düşebilir mi? Düşebilir. Değişik sebeplerle düşebilir. Günah işlemek bir cürettir. Ama günaha düşmek beşeri bir durumdur. Hele hele bilinçli böyle bir günah işlemek o insanda manevi perde diyelim. Kur'an'ın belki libasut takva dediği o korunma perdesi. O korunma perdesini yırtıyor takva libası yırtılınca da duygularımızda ve iç dünyamızda var olan nice ayıplar dışarıya taşmaya başlıyor. Ee, i̇nsanın içinde de birçok fısıltılar var. O fısıltılar içeride kaldığı sürece evet insana ızdırap verir ama insanı böyle rezil-ülüsfai etmez. Ama o fısıltılar ne zaman fiiliyata dökülmeye başlarsa işte o zaman insan rezil-ülüsfai olur bir anlamda her bir günah o içteki o nefsin o sürekli kötülük emreden nefsin adeta dışarıya affedersiniz kusmasıdır. Bu da insanı rezil rüsvay eder. Şerefini düşürür. Bu bakımdan Allah katındaki şeref o korunma duyusu ne kadarsa onunla ölçülür. Buna takva diyoruz. İnne ekramakum inne Allahi etkakum. Allah katındasın en şerefliniz, en korunanınızdır. En fazla muttaki olanınızdır. O Cenab-ı Hak buyurur. Ve takva zâlike hayır der. İşte takva libası var ya o korunma libası o, o, haya diyebilirsiniz ona. Allah'tan haya etmek. İnsan tamam diğer insanlardan da haya eder. Bu da önemlidir. Ama en önemli hayası Allah'tan haya etmektir. İşte Allah'tan haya ettiği sürece o duygu, o takva duygusu insanı korur. O ne zaman yırtılmaya başladı mı? İnsan artık esfeli safiliğine doğru o hayvanların bile seviyesinin altına düşecek derekelere yuvarlanır gider. O zaman şöyle bir cümle kurmak da yerinde olur. Esasen her bir günah farkında olsak da olmasak da bizi bir çeşit cennetten çıkarır. Evet. Bir huzur cennetinden çıkarır. Saadet içinizdeki huzuru alır götürür. Ailenizdeki huzuru alır götürür. Efendim. Duygularınızdaki o güzellikler kaybolur. İç aleminiz cehenneme döner. Yani onun için her bir günah bir ateş şelal, şeraresidir. Bir kıvılcımdır adeta. Bir şeyleri yakar. Ona karşı işte sürekli insan önce günaha karşı düşmemeye çalışmalı. Düştüyse hemen söndürmeye çalışmalı. Tevbeyle, istiğfarla. Yerine yeni güzellikler oluşturmalı. Nasıl bir yerde bir yangın çıkar, efendim bir, yani bir orman yanmaya başlar. Önemli olan onun yanmasının önüne geçebilecek ön tedbirleri almak. En akılcası budur. Ama diyelim ki yanmaya başladı. İkinci yapacağınız iş, iş söndürmektir. Üçüncü yapacağınız iş, kaybolan ağaçların yerine yerlerini dikip orayı yeniden orman haline getirebilmektir. Aynen bunun gibi her bir günah da aslında bir yangın çıkarır. Bir şeyleri yakar içimizde. O istiğfar ve tevbe bir anlamda o yangının söndürülmesidir. Ama ondan sonra onun yerine güzellikleri ortaya koymak lazım. Bunun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her bir kötülüğün peşine hemen bir iyilik yap der. Ki eskinin izini silsin, eskinin izini silsin, yerine güzel bir şey ortaya çıksın. Zaten Kur'an-ı Kerim'de dikkat edilirse o tevbeden bahseden ayetlerde ancak tevbe edip arkasından da halini ıslah edenler müstesna der. Tevbe işte günahın oluşturduğu o kıvılcımları söndürmek, yangını söndürmek, ıslah da orayı yeniden düzenli hale getirmek, daha güzel bir şekilde oranın yeniden yeşermesine vesile olmak demektir. Adem Aleyhisselam'da işte böyle bir e, konum ortaya çıktı. E, eşiyle kendisinde de e, Efendim cennette libaslarından soyuldular. Bir şekilde çıplak kaldılar. Cennet yapraklarıyla örtülmeye çalıştılar. E, 122. ayet şöyle, ثُمَّ جْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى Sonra Rabbi onu seçti. Tekrar elinden tuttu. Kendine doğru çekti. Yakın kullarından eyledi. Tevbesini kabul etti. Ve ona doğruyu ilham etti. Doğruyu gösterdi. Doğruya doğru onu yönlendirdi. Evet. ثُمَّ جْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى Adem Aleyhisselam Hemen tabi utandı Rabbinden e, ve yalvarmaya başladı. Kala Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena ve terhamnâ lenekunenne minel dediler. Karı koca hemen Ya Rabbi biz kendimize yazık ettik, zulmettik. Allah'ım sen bizi bağışlamaz ve bize merhametli davranmazsan biz kaybedenlerden oluruz diyerek Cenab-ı Hak'tan aflarını istediler. Bunun üzerine Cenab-ı da onların bu yönelişini, Hakk'a yönelişini kabul etti ve tevbelerini kabul eyledi. Onları affeyledi ve onlara katından bir hidayet gönderdi. Katından bir hidayet gönderdi. "Qaleh bi tamin ha cemia ba'dukum li ba'din adu fe imma yetiyenkum minni hudan. fe men tabi'a hidaye fe la la yashqa buyurdu ki Allah ikiniz İnin bakalım oradan, artık cennetten çıkın. Topluca. Bağdu kümü li bağdın adu, yani şeytan da o hitabın içinde, o da kovulmuş oldu, o da var. Artık siz ikiniz de inin, topluca hep beraber, şeytan da, sizler de, inin, bazınız, bazınız da düşman olarak. Yani birbirinize düşman, artık şeytanın sizin için bir düşman olduğunu bilin ve buna göre yeryüzünde ona göre daha dikkatli yaşayın. Fe imma yetiyenneküm minni huden femen ittaba hudaye fe la yadhillu ve la Evet her ne zaman benden size bir rehberlik, kılavuzluk, hidayet gelirse kim o hidayete tutun, hidayetime tutunursa o kılavuz olarak gönderdiğim elçiye e, mesajlara tutunursa fela yadillu ve yeşka artık o yolunu sapıtmaz ve şakî de olmaz, bedbaht olmaz. Boşu boşlara yorulmaz. Yorgunluklara, e, çilelere düşmez. Kim benim gönderdiğim hidayete tam tabi olacak olursa. Adem Aleyhisselam'ın şahsında yine hepimize mesajlar veriliyor burada. Şeytan nasıl Adem atamızın, Avva anamızın efendim düşmanı olduğu gibi onun zürriyetlerinin de apaçık düşmanıdır, amansız düşmanıdır. Ve Rabbimiz bizi şeytana karşı yalnız bırakmamıştır ve bize hidayet rehberleri göndermiştir. Peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. İşte ve buyurmuştur ki kim bu gönderdiğim rehberliğe, kılavuzluğa, peygambere, kitaba tabi olursa artık o sapmayacaktır ve eşkıya da olmayacaktır adeta. Şakilerden, betbahlardan da olmayacaktır buyuruyor Yüce Rabbimiz. O zaman dünyada ve ukbada, ahirette sait olmanın, mutlu olmanın, huzurlu olmanın, Allah'ın şerefli bir kulu olmanın yolu Allah'ın gönderdiği hidayete ve hidayet elçilerine tam tabi olmaktan geçiyor. Şakiliğin, mutsuzluğun, huzursuzluğun, yorgunluğun bir şekilde çilelerin sebebi ise Allah'ın bu gönderdiği hidayete tabi olmamaktır. Umen ağa rda an fe inne lehu ma'işeten donka ve nahşuruhu yevmel Şimdi buna karşılık gönderdiğim bu zikrime kim bu zikrimden sırt çevirirse, yüz çevirirse ki buradaki zikriler Murat Cenab-ı Hakk'ın birçok hem Allah'ı hatırlatan hem de hakikatleri hatırlatan ilahi mesajları. Kim diyor bu zikrimden yüz çevirirse, yani beni hatırına getirmezse diyor Cenab-ı Hak, benden koparsa diyor adeta, kim benden koparsa, beni unutursa, beni ve benden geleni unutursa, bu zikir kelimesi iki manaya da burada kullanılır Nitekim alimlerimiz buradaki zikriden zikri diye ifade edilen, e, benim zikrim diye kastedilenden maksadın, Kur'an-ı Kur'an ayetleri olduğunu söylemişlerdir. Ama, Zikir kelimesi zikri diye buyurduğuna göre Allah'ı kendisini hatırlanması kastedilmiş de Kim beni unutursa demektir. Kim benden yüz beni hatırına getirmezse demektir bu. O hatırına getirmemesi çoğu zaman zaten o hidayetten kopmasının sonucudur. Allah'ın gönderdiği Kitabullah'tan ve Resulullah'tan kopma neticesinde insan böyle unutanlar seviyesine düşer. O unutmaya başlayınca da isyan başlar. İsyan başlayınca da bedbahtlık başlar. İşte Ömen Ara da an zikri kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan ve beni hatırına getirmekten yüz çevirirse fe inne lehu onun için çok dar, sıkıntılı bir yaşam var, hayat var. Onun hayatı darlıklardan ibaret olacak. Dünyada da öyle Ahirette de öyle. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama ve biz böylesi bir kimseyi kıyamet gününde kıyamet gününde kör olarak haşrederiz diyor Cenab-ı Hak. Ahma olarak haşrederiz. Kâle Rabbi lime haşerteni ahme ve kad küntü basira. Bu kişi der ki Rabbim beni niye böyle kör olarak haşrettin, dirilttin, huzuruna getirdin? Halbuki ben daha önce gören bir adamdım. Dünyadayken gören bir kimseydim der. Kâle Rabbimiz buyurur ki kedâlik. Aynen öyle. Senin dediğin gibi. Etet ke fenesi fenesîtah. O kedâlik sana benim ayetlerim geldi. İşte Kur'an ayetleri geldi. Nice nice işaretlerim geldi. Sen onları unuttun. Görmezden geldin. Yüz çevirdin. Yokmuş gibi farz ettin. Bukedâlik <laughs> elyûmetünse işte bugün de sen böyle bırakılırsın. Böyle unutulursun adeta. Böyle böyle olacaksın. Ama olarak kalacaksın. Diye Cenab-ı Hak zikrinden yüz çeviren kimseye bu cevabı verir. 127. ayet وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَدُّ abqa. İşte biz kendilerine verilen ilahi ayetleri ve ilahi kabiliyetleri israf eden yani haddi aşan ve ve bizim e, Rabbinin ayetlerine iman etmeyen her kişiyi böyle cezalandırırız. Bu kezalike nezimen esrafe biz diyor böyle haddi aşan günaha düşerek kendine zulmeden e, kendini israf eden, Allah'ın verdiği kabiliyetleri, akletme melekesini, kalp melekesini, göz nurunu, işte işitme nimetini bir şekilde rastgele harcayıp israf eden, kulağıyla hakkı dinlemeyen, gözüyle hakkı görmeye çalışmayan, kalbiyle Rabbinden kopan e, ve haddi aşıp yanlışlara düşen çizgiyi aşan ve bizim bizim ayetlerimize diyor iman etmeyen, o ayetlere güvenmeyen, o ayetlerin hakikatine gönül vermeyen kimselerin cezasını biz böyle veririz diyor Cenab-ı Hak. O kıyamet gününde böyle olacak. Ve la azabul ahireti eşeddu ve abqa zaten ahiret azabı ahiretin cezalandırması çok daha şiddetli ve çok daha kalıcı bir cezadır. Günaha göre, hele günah inkar ve şirkse ebedidir. Ee, onun için e, Cenab-ı Hak e, bu hatırlatmalarını bize şu alemde iken yapıyor ki uyanık olalım. Ve Rabbimiz'i unutmayalım. Allah'ın ayetlerinden kopmayalım. Allah'ın ayetlerini hafife almayalım. Yokmuş gibi farz etmeyelim hayatımızın merkezini bunlar oluştursun. Hayata bakışımızı bunlar oluştursun. Ve bu ayetlerin ışığında bir hayat sürelim, yol yürüyelim ki Rabbimizin huzuruna gören bir gözle, parlayan bir yüzle, nurlu bir yüzle varalım. O bize melekleriyle selamun aleyküm desin. Rabbimiz selamlarını bize lütfeylesin ve o tertemiz bir şekilde cennetini aldığı kulların arasına alsın. Rabbimizden niyazımız daha şu alemde iken bizi saitler o huzurlu, mutlu, saadetli kullar arasına dahil etmesidir. Kıyamette de salihlerle, sadıklarla birlikte cennet ve cemaliyle şereflendirmesidir. O yüce hazretinden niyazımız budur efendim. Allah'a emanet olunuz.